İrem Yayma Vakfı Başkan Vekili, Eğitime Destek Platformu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ı kürsüye arz ediyorum. Aynı zamanda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Sayın Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, güzel çekişmeli bir basket maçı izledik. Erciyes Anadolu İmam Hatip'i tebrik ediyorum. Ömer Alisdemir'deki bu kadar transfere rağmen, yabancı oyuncuya rağmen, evet, Ömer Alisdemir'i de tebrik ediyorum. Tebrikler arkadaşlar. Ama tabii bu devirde bu kadar gence sıkmadan konuşmak çok zor. Öyle mi? Konuşma dinlemekten sıkılıyor muyuz gençler? Sıkılıyor muyuz? Allah razı olsun. Ben şimdi sizi sıkmadan nasıl konuşabilirim onu düşünüyorum. Burada Ömer Halis Demir'in, 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in hemşerileri var. Kabri buradan çok uzak değil, değil mi? Burada Ömer Halis Demir İmam Hatip'in olmasının sebebi de bu. Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi nerede? Erkeklerin sesi az çıkıyor, nerede? Çok az çıkıyor. Şimdi bak siz Keykubat'a bakın. Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi. Gördünüz mü gençler? Bak burada Ömer Halis Demir'in kardeşleri, burada da Cennet Yiğit'in kardeşleri. Bünyan'dan kimse var mı? Bünyan'dan kimse var mı? Bakın arkadaşlar, size Bünyan'da şehit Cennet Yiğit'in anneannesinden dinlediğim hikayeyi anlatayım. Cennet Yiğit kardeşimiz Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz gecesi şehit olmadan önce köyüne, evine yaptığı son ziyaretinde anneannesine şöyle söylüyor. Pamuk anneanneciğim diyor. Pamuk anneanneciğim. İnşallah ben şehit olacağım diyor. Ve şehit olduğum zaman sana şehitlik hakkımı kullanıp şefaat edeceğim. Cennette beraber olacağız diyor. Ve ondan sonra Cennet Yiğit adı da çok anlamlı. Yiğit kızı Yiğit. Ne oluyor? Cennetlik oluyor. 15 Temmuz gecesi o alçaklar göl başındaki polisimizi bombaladığı zaman orada 50 kadar şehidimizle beraber şehit oluyor. Burada şimdi bütün kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Cennet Yiğit'in kardeşleri burada mı? Cennet Yiğit'in kardeşleri, kız kardeşlerim burada mısınız? Ömer Halis Demir'in kardeşleri, erkek kardeşlerim burada mısınız? Yine de kızların sesi daha çok çıkıyor. Değerli genç kardeşlerim, değerli genç kardeşlerim, biz hepinizi Allah rızası için seviyoruz. Hepinizi kardeşlerimiz olarak görüyoruz. İmam Hatip mezunu olduğunuz zaman hepiniz bir kardeşler topluluğunun mensupları olacaksınız. İmam Hatip mezunları ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenlerdir. Çünkü bir İmam Hatip mezunu diğer İmam Hatip mezununun kardeşidir. Ben Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum.
Ama Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu benim kardeşim. Öyle mi Kayseri Anadolu İmam Hatip? Merkez. Bizler kardeşiz. Bizler kardeşiz. Bakın çok değerli İmam Hatipli kardeşlerim. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında iniyorlar mı? Furkan Doğan İmam Hatip nerede Furkan Doğan? İsrail her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor. Neden artıyor biliyor musunuz? Neden muvaffak oluyor? Çünkü Müslümanları bölünmüş görüyor. Müslümanları zayıf görüyor. İsrail kimden korkuyor bugün? Kimden korkuyor? Türkiye'den. Çünkü başında İmam Hatipli bir lider var diye korkuyor, değil mi? Sizlere çok sevdiğiniz İmam Hatipli Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Cumhurbaşkanımızı niye seviyorsunuz? Sadece İmam Hatipli diye mi? Sadece İmam Hatipli diye mi? Dünyadaki bütün Müslümanların ve mazlumların hukukuna sahip çıktığı için. Davos'ta İsrail'in zalim cumhurbaşkanına dur diyebildiği için. Yüzüne karşı siz bebek katilisiniz diyebildiği için. Peki değerli kardeşlerim, değerli İmam Hatipli kardeşlerim. Bakın değerli İmam Hatipli kardeşlerim, Recep Tayyip Erdoğan'ı niye seviyoruz biliyor musunuz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp hayatını böyle anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır değerli kardeşlerim. Sizler de böyle yapmaya hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazır mısınız? Ama kolay değil. Çok çalışmak gerekiyor. Çok cesur olmak gerekiyor. Sizler o cesareti 15 Temmuz gecesi gördünüz ve gösterdiniz mi? Sokaklarda mıydınız? Caddelerde miydiniz? O zaman aman o ipin ucunu kaçırmayın. O 15 Temmuz gecesi yakaladığımız o ruhu kaybetmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar 15 Temmuz gecesi bir zafer kazandık. Ama düşman uyur mu? Düşman uyur mu? Ne demişler? Su uyur, düşman uyumaz. Düşman rahat duruyor mu? Hayır. 15 Temmuz'da yenildim, pes ettim, çekildim diyor mu? Hayır. Düşman pes etmiyorsa, değerli genç kardeşlerim, o zaman bizim görevimiz büyük, yükümüz ağır. Ne diyor şair? Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Hani ayağa kalkan yok? Hani ayağa kalkan yok? Gençler, kardeşlerim, bütün hayatımızı
O şehitlerin fedakarlığına yaraşacak şekilde yaşamaya var mıyız? Bir anımızı, bir dakikamızı bile boş geçirmek, Efendimizin sözünü, hadisini bilirsiniz. Bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır. Acaba buna dikkat ediyor muyuz? Edecek miyiz? Bakın genç kardeşlerim, dünyada zulüm var. Dünyada mazlum çok. Myanmar'da var, Somali'de var, Bangladeş'te var, Orta Doğu'nun her tarafında var. Bunlara kim sahip çıkacak? Birleşmiş Milletler sahip çıkar mı? NATO sahip çıkar mı? Avrupa Birliği sahip çıkar mı? Kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Sahip çıkacak mıyız? Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Onun için Cumhurbaşkanımız sizlere çok değer veriyor. Onun için Cumhurbaşkanımız İmam Hatipli gençlerle birlikte dua ediyor. Onların dualarına amin diyor. Onun için değerli genç kardeşlerim, bugün aklınızda kalsın. Bilal abimiz geldi. Bize bazı şeyler hatırlattı. Hayatınıza anlam katın dedi. Hayatınızı boşa yaşamayın dedi. Kardeşliğinizi güçlendirin dedi. Ümmet olun dedi. Ne olur hatırlayın. Ne olur hayatınızı koca bir ümmetin üyeleri olarak, yaratılmışların, yaratılan bütün insanların efendisi olan Peygamberimizin hayatına özenerek, öykünerek yaşayın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Söz mü? Cumhurbaşkanımıza söz verdiler diyeceğim. Benim Kayseri'deki İmam Hatipli kardeşlerim, Ömer Halis Demir'in, Cennet Yiğit'in kardeşleri söz verdi diyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sayın misafirimize forma takdim yapıyor. İlim Yayma Cemiyeti adına. Kıymetli konuşmaları ve değerli teşrifi için Sayın Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz.